Merhaba. Bugün Avrupa'da şehir içi trafiğini anlatacağım. Şu an Lüksemburg'da yaşıyorum geçici olarak. Her sabah işe gitmek için şehir içine giriyorum. Merkezde yaşıyorum. Kaldığım yer merkezde. Ancak iş yerim şehre 20 kilometre uzakta. O yüzden merkezin içinden geçmem gerekiyor. Şu an hafif trafik var. Gözüküyordur. 12 Temmuz ancak yağmur var. 2-3 gündür burada. Start stop çok işe yarıyor çünkü ışıklar kısa yanıyor. Uzun süre beklemeniz gerekiyor. Yeni harekete geçtim. O yüzden ortalama da yüksek. Sağ tarafta park alanı var. Oraya. Eğer bu bölgede yaşıyorsanız size sticker veriyorlar. Onunla park alanının yanında bir tane tabela var. O kadar süre kalabiliyorsunuz. Ama sticker'la bitmiyor iş. Bir tane de saati ne zaman koyduğunuza dair bir karton var. Saati belirliyorsunuz oradan. Hani şey gibi. Küçükken bize verirlerdi. Güneş saatine benzer bir şeyler. İçine çevirirsin saati gösterir falan. Park ettiğiniz saati oradan belirliyorsunuz. Atıyorum 2 saatse 2 saat içinde park edebiliyorsunuz. Sonra yerini değiştirmeniz gerekiyor yoksa ceza yersiniz. O saati görüp daha fazla süre kaldığınızı gören bir polis olursa ya da atıyorum görevli kimse ceza yiyebilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam şehir içinde 48 euro olması lazım park cezası. Gördüğünüz üzere bayağıdır ışıkta bekliyorum. Sağa döneceğim. Bir dakika ışıktan sonra ben de harekete geçtim. Sağ dönüş yerde burada da yaylara yeşilleniyor. Eğer yaya görürseniz kesinlikle durmanız gerekiyor. Size tartışabilirler, hakaret edebilirler. Yayların üstünlüğü var. Sağ döndüm yine ışık. Sola döneceğim yine ışık. Sağ taraf, sağa doğru gidenler için. Kimse oradan gidip öne kaynak yapmıyor burada. Daha öyle bir kaynağa denk gelmedim 3 aydır. Işıklar arka arkaya yeşil gelirse iyi oluyor da gelmedim bayağı bekliyorum. İleriden sola döneceğim de ileride dönüşte yol vermeyebiliyorlar. Öyle bir problem var. Eğer sola dönmeniz gerekiyorsa sağdan sinyal yaksanız da hiç öyle umurlarında değilmiş gibi geçmeye devam ediyorlar. Garip bir trafik anlayışları var. Ama nedense dört yol ağzında herkes duruyor, herkes birbirine yol vermeye kalkıyor. Ama normal trafikte kimse birbirine yol vermiyor. Göstermelik saygı gibi biraz dört yol ağzındaki. Sağdan aşağıya tünel var. Şehrin altından geçiyor. Şuradaki kırmızı yerde bisiklet yolu. Bisikletlerin biraz üstünlüğü var yine. Her Avrupa'da olduğu gibi. Sağda gördüğünüz üzere bir tane çocuk koltuğu olan bisiklet var. Çocuğu olanlar genelde bu tarz bisikletler oluyor. Önündeki de öyle aynı şekilde. Genelde kask takıyorlar. İşe gitgeli için bisiklet çok kullanan var. Çok gördüm. Kısa mesafe için burada mantıklı çünkü hep düzlük sayılır. Bizim ülkedeki gibi dağ tepe bayırı aşmıyorsunuz. Sadece belli noktalar aşağıda burada ya da hafif tepe var ama bisiklete uygun yani. Şehir içinde hız sınırı Türkiye'deki gibi 50. 51 kilometre bile yapsanız hız cezası yiyorsunuz. O konuda hiçbir tavizleri yok. Kırmızı ışıktan geçmenin cezası da yanlış duymadıysam 150 euro civarındaydı. Abi açıkçası hiç risk almıyorum. Direkt sarı yandım duruyorum. 150 euro az para değil. Bir de yolların birçok kısmında sağda otobüs yolu var.
Özellikle şehir merkezine doğru gelen yollarda var. Orayı kullanamıyorsunuz. Otobüs ve taksiler kullanabiliyor. Genelde otobüsler kullanıyor. O yüzden kullandığınız otobüsün geç kalma olasılığı çok düşük. Her zaman vaktine geliyor gidiyor. Şehir için araba değil de toplu taşımayı kullanmayı teşvik ediyorlar. Ancak otobüs bileti 2 euro. Yani 2 euro yakıt alsam ben 50 kilometre yol giderim orada. Çünkü akaryakıt da çok uygun. Yani toplu taşımayı teşvik için biraz daha uygun tutmaları lazım. Yani şehirler arası otobüsler de çok pahalı. Yağmur biraz daha bastırdı. Yolun sonunda yine bisiklet yolu var. Sadece bisikletliler kullanıyor. Küçük araba çok popüler burada. Şehir küçük olduğu için. Sağ tarafta da var. Sağda tabela gözüküyordur umarım. Orada da en sağ şeritlerin, her iki yön içinde bisiklet yolu olduğu gözüküyordur. Herhangi bir çalışma olduğu zaman şehir içinde, mesela şu kamyonun çıkması için bir kişi bir kenarda bekleyip yolu yönlendiriyordu. Her yerde böyle yani. Bir şey olacağı zaman sürekli bir yönlendirme veya birinin kontrol altında oluyor. Güvenliğe önem veriyorlar. Sağda bas yazıyor. Alanlara kesinlikle park edemiyorsunuz, duramıyorsunuz. Mesela burası. Sağdaki park yerine en fazla 3 saat kullanabiliyor musunuz? Sektör diye geçiyor bu alanlar. Eğer mahallenizin sektörüyle aynıysa koyup işte o saat göstergesini koyup 3 saat arabanızı ücretsiz olarak park edebilirsiniz. Daha fazlası için etiket almanız gerekiyor yani 3 saatten sonra. Ya da yerini değiştirin. Yani hafta içi çalışma saatlerinde şehir merkezini kullanmamanızı istiyorlar diyeyim. Yani çalışın, devlete para getirin kafası var biraz sanki. Park, ya arabanı kullanmayacaksan evin önünde park olacak, oraya park edeceksin, onu istiyor. Ki burada birçok evin, eğer apartman değilse, otoparkı var. O otoparkın yolu var yani. Eşiniz falan varsa iki araba park edebiliyorsunuz her türlü. Yollar bu şekilde ayrılıyor genelde yani. Sola dönülecekse oraya bir ek şerit. Sola dönecekler orada bekliyor. Sağ veya düz gidecekler bu şekilde. Sağdan gidiyor. İçin ben de vermiyorum, beklesin kenarda. Sözde medeniler ama trafik konusunda biraz çok sıkıntıları var. Avrupa'nın içinde iki tane sağlı sollu akaryakıt firmaları. Aral yanılmıyorsam Almanya merkezi, şey herkes biliyor zaten. Yakıt fiyatlarına gelince, şimdi biraz daha ilerlersem bakabileceğim. Dizel 94 cent civarında. Benzinde 1.2 euro civarında. Yani bir oncu. Bir olmuş evet. Avrupa'nın en düşük akaryakıtı burada diyebiliyorum. Fiyat olarak. Özellikle karşı şeritte çok fazla trafik var çünkü şehir merkezinde yaşam pahalı burada. Ev kiraları olsun, yeme içme, market, her şey pahalı. Yani diğer bir Avrupa ülkesine ya da şehrine göre %30, %40 daha pahalı diyebilirim. O yüzden herkes çevre ülkelerden geliyor çünkü burası çok yakın diğer ülkelere. Avrupa Birliği'nde oldukları için yani her gün gidip gelebilirler. İşte Fransa'nın yakın şehirleri olan Metz ve Nancy var, oradan geliyorlar. Ya da Belçika'dan, Arlon'dan gelenler var. Şu an ofis alanında küçük bir ekstra cep var. Orası bisiklet ve motosiklet yolu gibi. Bisikletli gelip oraya durup önünüzde bekleyebilir. Önünüzden çıkarsa onu beklemeniz gerekiyor. Şu an çünkü devamında şey yok. Bisiklet yolu yok. İşte şurada sola dönüş sırasında bir bisiklet cebinin olduğunu söylüyor. Şu küçük iki beyaz şeridin arası.
orayı kullanabilirler. Buraları dar olduğu için yok tabii. O yüzden onlarla beraber gitmeniz gerekiyor. Kaldırımdan gitmiyorlar. Normal şu şekilde park etmek sıkıntı ama nasıl park etmiş bilmiyorum. Hem de yolun en dar yerine. Yaya geçitlerinde dikkatli olmanız lazım. Biri çıktığı an durmanız gerekiyor. Olur da görmezseniz çok büyük risk. Burası yaya geçidi değil, o yüzden sıkıntı yok ama yaya geçidi olan yerde yayanın üstünlüğü var. Direkt durmanız gerekiyor. Işıkta değilse yani o yaya geçidi. Durmadığın zaman niye durmadın diye el kol hareketleri yapabilirler. Yani yapıyorlar da. Durursanız da kimse teşekkür ediyor falan. Burası Lüksemburg'un gördüğüm en tehlikeli kavşağı. Durduğum yer ile karşı ışık aynı anda yanıyor. Burası boşken karşı şeritten biri sola, ya onun solu yani benim sağıma dönmeye kalkıyor. O sıra buradan düz gelen biri kafa kafaya çarpışıyor onunla. İki kere gördüm bu kazayı. Aynı şekildeydi. Hala önlemini almış değiller. Bundan çevre yoluna bağlandıkları için sanırım çok fazla trafik var burada da. Mesela şu anda burası benim için tek yön gidiş olarak. Karşıdan gelenler de ortayı kullanıyor. Sol tarafı kullanamıyor. Onların sağını kullanamıyorlar. Yani benim solumdaki yeri. Orası bisiklet yolu. Pardon, otobüs yolu. Sağda da bir tane Maserati tırı vardı. Sıfır örtülü arabalar. Şimdi şuradaki kavşak için orta alan dönme cebi yapmışlar. O yüzden sağdan gidiyorlar otobüsle beraber. O otobüs görürseniz o cebe girmeden önce beklemeniz gerekiyor. Böyle böyle saçma sapan şeyleri var yani. Şu an herkes o yüzden ortadan gidiyor mesela. Otobüs yolu boş. Şehir merkezinden çıkmak üzereyim şu anda. Az bir şey kaldı. Şehir merkezinden yaklaşık 20 dakikada çıktım. Küçük bir şehir merkezi ama yaptığım yol 6 kilometre ve 25 dakika sürmüş. Ortalama hızım 15. Yol bilgisayarı 4.6 yaptığımı söylüyor ama yanlış ölçüyor böyle bana göre. 5 litre falan işte. Kaldı ki sakin sürdüm. Isındığı için belki fazla yakmış olabilir. Şehir merkezindeki son ışıktı bu. Aslında yavaşladım, geçebilirdi. Şu an 50 hız sınırı kalktı yani şehir merkezinden çıktım tamamen. Çevre yerleşim merkezleri, ilçeler çok yakın olduğu için burada hala bir bas yolu var şehir merkezine girerken. Dönerlere gelince döner içindekine yol vermeniz, kenarındaysanız beklemeniz gerekiyor. Yol ver tabelası olan ters üçgen yerde var o zaman yol vermeniz gerekiyorsa. O yüzden bazen dönere girip çıkmanız biraz zor oluyor. Çünkü bayağı trafik olduğu zaman arka arkaya geldikleri için beklemeniz gerekiyor. Maalesef sollama yasağı olduğu için geçemiyorum. Hız sınırı 70. Çünkü şurada bir kavşak var. Çok saçma bir kavşak. Bazen aniden durup dönenler oluyor. Hani bir sinyal de yok. Biraz medenikten uzak kalmışlar ya. Bizim insan aratmıyorlar yani sinyal konusunda pek. Dönerken yapıyor ya da. İleride küçük bir sollama cebi var. Radar tabelası vardı. İleride radar var. Onu da göstereceğim. Şurada bir sağda kavşak ve soldaki çiftlik gibi yeri
başlamıyorum. Yine sollama cebi var. İleride karşı taraf için var. Yolları küçük tutmuşlar. Biraz ileride radar var. O yüzden hızımı sabitledim. Sollama cebi bitiyor burada. Tek şeride düşüyor. Şu sağda gri bir direk var. Ortalarında siyah siyah alanlar var. En üstünde kamera var bildiğim kadarıyla. Bir taksici de söylemişti bana bunun şey olduğunu, radar olduğunu. Burada dikkat etmen gerekiyor falan demişti. Ondan sonra kontrol yok. Yine bir küçük yerleşim merkezi gelecek. Şehir merkezine yaklaşıyorum. Girişi bu şekilde ağaçlı. Sınırımı düşürmemi, hızımı düşürmemi istiyor. Hız sınırı 70 oldu. 50 var, var. Dipe, dipek mi? Öyle bir şey. Her yerleşim merkez girişinde şu sağdaki hız kontrol tabelaları var. Yani size hızınızı uyarıyor bir uyarım ayetine. Merkeze girdiğinizi belirtmek için. Yine yaya geçidi. Yukarıda yer alan yaya geçidi tabelaların üstünde bir tane ışık var. Direkt bu yaya geçitlerini aydınlatıyor. İşte burada bir çıksa durmam gerekiyor. Böyle araba geliyor bekleyeyim yok yani. Atlıyor direkt. Burası küçük bir yer. Mesela burada yol kenarında şey yok çok fazla. Park yeri yok. Herkesin evin önünde bir alan var, oraya park ediyor. Karşılıklanıyor. Karşıdan gelenler beni, arkamdan gelenleri beklemesi gerekiyor dönmek için. Navigasyonda da gözüküyor. Yani şey, hız sınırı 50 oldu. Yani buralarda yol kenarında park edecek yer yok gibi. Burası otobüs durağı. Çok nadir. Şurada birkaç tane solda var. Bu tarafta biraz başladı. Şurada bir yerde bir tane klasik araba tamiri yapan bir yer var. Yani şu çalışma tabelalarının olduğu yer sağdaki. Fisher. Klasik Amerikanlar var orada. Bir gün gidip bakacağım da fırsat olmadı daha. Orijinal mini. Yine dört yol arası kavşak. Gözüküyorsa bu üçgenleri göstereyim. Burada bir tane var büyük merkezde. Şurada dört tane var yol verdiği. Gören yok. Aslında tırın beni beklemesi gerekiyor da. Genelde tır sürücüleri böyle oluyor. Ve çıkarken sağ sinyal vermeniz lazım burada. Genelde. Yine aynı şekilde orta şerit karşı taraf için. Onların sağ tarafı benim solum. Otobüs yolu. Kimse kullanmıyor. Gördüğünüz üzere herkes sırayı takip ediyor. Kaynak vesaire yok yani. Sağdan gidip. Diğer yerleşim merkezinden çıktık gibi. Şimdi küçük bir mahalle tarzı bir yer var. Oraya geliyoruz. Burası biraz tehlikeli oluyor. Bazen soldan biri çıkıp bu şeptik adamın önüne atlıyor direkt. Çok zekiler yani bazen. Böyle saçma sapan işleri var. Şu an bütün şehir merkezinden çıktım. Şehir arası yola giriyorum. Yeni küçük yerleşim merkezleri var ama artık burada sınırı 90. Şehir merkezine kadar. Burada sollama yasağı kalkıyor ama önümü göremiyorum şu anda. Genelde de karşıdan gelen çok oluyor. İşte bu yüzden şimdilik videoyu bitiriyorum burada.